1960'ta yine İngiliz muhibbi Celal Bayar ve CHP'nin ayrılmaz bir unsuru, bir eşit parçası olan yine İngiliz taraftarı Demokrat Parti'yi alaşağı ederek Türkiye'nin yerini kesinleştirmiş ve giderek diğer ülkelerde de aynı yolda ilerleyerek İngiliz İmparatorluğu'nun üstünde batmayan güneşi kendi imparatorluğu üzerinde batmaz hale gelmek, getirmek için çalışmış. Bu itibarla Türkiye'de 1960-27 Mayıs'ından bu yana resmen ve alenen, daha evvel teşebbüsler var, bilmem Bayar'ın hatıratı falan okursanız ben de yazdığım gibi çok açık bilgiler veriyor. Biz İngilizlerin bize önerdiği şeyleri kesinlikle ihmal etmek istemiyor ve onlarla bir şey yapmak istiyorduk ama İsmet Paşa'yla diyor meşveret ettim, danıştım. Ne yapalım istemesek de şimdinin, bugünün güçlüsü Amerika, istemeye istemeye onların teklif ettiği NATO'ya girmek zorunda kaldık diyor. Vaktiyle Günaydın'da bir kısmı yayınlanan hatıratı ek olarak daha ve 8 cilt halinde yayınlanan ben de yazdım isimli eserimde devrin Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anlattıkları bunlar.